Evet, bir önceki videoyu bitirdiğimizde problemi çözmeye çok yaklaşmıştık. Karşımızdaki karmaşık işlemleri çözüp eğimi bulduğumuzda y ekseni kesim noktasını da bulabileceğiz. Bu ifadenin karekökünü alacağımız için tüm bu değerleri çarpanlarına ayırıp mantıklı bir şey bulabilmeyi ümit ediyorum. Sırayla hepsini çarpanlarına ayıracağım. İşe 104 ile başlayalım. 104, 4 çarpı 26'dır öyle değil mi? 4 çarpı 25 100 ise 4 çarpı 26 da evet 104 eder. 26 ise 2 çarpı 13'tür. 104'ü çarpanlarına ayırdık. 104'ün karesi hemen yazıyorum. 4 çarpı 4 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 13 çarpı 13. Karekökün içinde 104'ün karesi olduğu için tüm çarpanları 2 kere yazdım. Sonra artı 4 çarpı 495 geliyor. 495'in çarpanları ise bir bakalım. 495 5'e bölünür. 500'de 500 kere vardır. 495 500'den 5 eksik olduğuna göre 495 bölü 599 eder o halde 495 yerine de 5 çarpı 9 çarpı 11 yazıyorum sonra bir de 400 var bu diğerlerine göre daha basit evet çarpı 4 çarpı 10 çarpı 10 kare kökün içindeki ifadenin ortak katları var mı şimdi buna bakalım burada ve burada birer 4 çarpı 4 var başka var mı? Hayır, o zaman karekök içinde 16 çarpı kocaman bir karekök çizeyim galiba. Bayağı uzun çarpma işlemleri yapmamız gerekecek. Karekök içinde 4 çarpı 169 gerçekten de uzun olacak. 13 kere 13, 169 eder demiştim. 2 kere 2 de 4. 169 çarpı 4 ise 9 kere 4, 36 eder. 6'yı yazıyorum, elde var 3. 4 kere 6, 24, artı 3 vardı 27. 7'yi yazdım. Elde var 2, 4 kere 1, 4, artı 2, 6 eder. 676. Buradaki sayıları çarptığımızda 676 elde ediyoruz. Devam edelim. 5 çarpı 9 çarpı 11. Bunun ne olduğunu biliyoruz. 495'ti. Bunu bir de 100 ile çarpınca 49.500 bulacağız. Öyle değil mi? 16'nın karekökü 4'tür. Çarpı karekök içinde bu toplama işleminin sonucunun da çarpanlarını bulmamız gerekecek. Toplamayı yapalım. 676 artı 49500 50176. Doğru oldu mu? 49.500, 500 daha 50.000. Buna bir de 176 eklersek, evet evet doğru. Dediğim gibi şimdi de bunu çarpanlarına ayırıp karekökten kurtarıp kurtaramayacağımıza bakacağız. Gerçekten de yorucu bir problemmiş ama devam ediyoruz değil mi? 50176 4'e bölünür. 50 de 4. Bu arada bu çarpma ve bölme işlemleri sayesinde aritmetiğimizi de bayağı geliştiriyoruz. Hadi devam. Evet 50 de 4. 12 kere var. 4 kere 12 48 eder. 50 eksi 48, 2. 1'i aşağı indiriyorum. 21'de 4, 5 kere var. 4 kere 5, 20 eder. 21 eksi 21, 7'yi aşağı indirelim. 17'de 4, 4 kere var. 17 eksi 16, çıkaralım. 1 eder ve son olarak 6'yı aşağı indiriyorum. 16'da 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16. 16 eksi 16, 0 ve bölüm. 12544. 12544 de 4'e bölünebilir gibi duruyor değil mi? Bu bölmeyi aklımdan da yapabilirim ama basit bir hata yapmak istemediğim için yine uzun bölme işlemini kullanacağım. 12544 bölü 4. 12'de 4 3 kere var. 4 kere 3 12 eder. de 4 1 kere var. 5 eksi 4, 1 eder. 4'ü aşağı indirelim. 14'te 4, 3 kere var. 4 kere 3, 12. 14 eksi 12, 2 eder. 4'ü aşağı indiriyorum. 24'te 4, 6 kere var. Ve bölüm 3136. Sanırım bu da 4'e bölünecek. Bu sayının 16 ya da 4'ün daha büyük bir katına bölünebileceğini tahmin ediyorum ama olsun. Ee, 31'de 4 hata yapmamak için yine çok dikkatli olmaya çalışacağım. 31'de 4, 7 kere var. 7 kere 4, 28. 31 eksi 28, 3. 3 aşağı indiriyorum. 33'de 4, 8 kere var. 8 kere 4, 32. 33 eksi 32, 1 eder. 6'yı aşağı indirelim. 16'da 4, 4 kere var. Ve bu işlemin sonucu da 784'müş. Bunu da dörde bölebileceğimizi düşünüyorum. Evet, sayılar küçüldüğü için en azından daha basit bölme işlemleriyle uğraşmaya başladık. 784 bölü 4, 7'de 4 bir kere var, 4 kere 1, 4 eder, 7 eksi 4. 3, 8'i aşağı indirelim. 38'de 4, 9 kere var. 4 kere 9, 36. 38 eksi 36, 2. 4'ü aşağı indiriyorum. 24'te 4, 6 kere var. Ve bölüm 196. Bu arada eğer sınavda buna benzer bir soru ile karşılaşırsanız tüm bu işlemleri daha hızlı yapmaya çalışın olur mu? 196 demiştik öyle değil mi? 4 ile devam edeceğim. 19'da 4, 4 kere var. 19 eksi 16, 3 eder. 6'yı aşağı indirelim. 36'da 4, 9 kere var. Yani bölüm 49. Ah oh, sonunda evet. Şimdi... Eğer bu sayıyı çarpanlarına ayrılmış bir biçimde yazmak istersek, 4 üzeri 5 çarpı ya da bir saniye en nihayetinde karekökünü bulmamız gerektiği için gelin tüm çarpanların karekökünü alarak ilerleyelim. Mavi ile yazdığım ifadenin başındaki 4 ile başlıyorum. 4 çarpı çarpan olan kaç tane 4 var? 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 tane 2 ya da 2 üzeri 5 yani 32 yazacağız çarpı 49'un kare kökü de 7'dir. Evet, videonun çoğu çarpma ve bölme yaparak geçti. Böyle olmak zorundaydı. Buradaki kocaman sayının nasıl sadeleştiğini gördük ama değil mi? Beynim gerçekten de yandı. Ama hemen şu çarpma işlemine devam edelim. 32 çarpı 4, 2 kere 4, 8 eder. 4 kere 3 de 12, o halde sonuç 128'dir. Bunu 1 de 7 ile çarpacağız. El yazım da giderek bozuluyor ama... İdare edin lütfen. 8 çarpı 7 56 eder. Elde var 5. 7 kere 2 14 artı 5 19. Elde var 1. 7 kere 1 7 artı 1 8. Buradan 896 elde ettik. Evet. <laughs> şu an mavi ile işaretlemekte olduğum bu ifade 896'ya eşitmiş. Hemen not edelim 896. Eğimin pozitif olmasını istediğimiz için 896 ile toplamamız gerekecek. M kare eşittir eksi 104 artı 896. Evet, bundan 104 çıkarsa geriye 792 kalır. 792 bölü 990 elde ederiz değil mi? Bu sayıların ikisi de 9'a bölünebilir gibi duruyor. Şunu siliyorum ki burada da yer açılsın. O kadar çok işlem yaptık ki umarım bir yerde basit bir hata yapmamışımdır. Yoksa tüm yaptıklarım boşa gider ve bu videoyu baştan çekmek zorunda kalırım. İki sayıyı da 9'a böleceğim. 792 bölü 9. 79'da 9. 8 kere var. 8 kere 9 72 eder. 79 eksi 72 7. 2'yi aşağı indirelim. 72 de 9 8 kere olduğuna göre bölüm 88. Bunu da 9'a bölersek 110 buluruz değil mi? 2 sayıyı bir de 11 ile sadeleştirebiliyoruz. 8 bölü 10. Evet. Bir de 2'ye bölersek 4 bölü 5 elde ederiz. İnanamıyorum. Evet inanamıyorum. O kocaman sayı aslında 4 bölü 5'e eşitmiş. Evet doğrumuzun eğimi ise hemen yazıyorum. M kare 4 bölü 5 ise iki tarafın kare kökünü alalım. M eşittir 2 bölü kare kök 5. İşte bu kadar. Şimdi bulduğumuz eğimi buradaki denklemin birine en basit olanı tercih edebiliriz. Yerleştireceğim ve teğetin y eksenini kestiği noktayı da bulacağım. Sanırım en basit olanı bu. m eşittir 2 bölü karekök 5. B ise karekök içinde 9 çarpı m kare yani 4 bölü 5. 4 bölü 5 eksi 4. Şurayı silersem ama bir saniye hata yapma olasılığıma karşılık silmemem daha iyi olacak. 9 kere 4 36 eder. 36 bölü 5 eksi 4 yerine 20 bölü 5 yazalım. Çok az yerim kaldı. Buradan b eşittir. Karekök içinde 36 eksi 20'den 16 bölü 5 ya da 4 bölü kök 5 elde ederiz. Bu sefer bitti. Teğetin eğimini bildiğimize göre denklemini y eşittir. 2 bölü kök 5 çarpı x artı 4 bölü kök 5 olarak yazabiliriz. Bunu düzenlemek isterseniz, problemi tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım her şeyi sağ tarafa toplamışlardı. Her şeyi karekök içinde 5 ile çarpacağım. Karekök 5 y eşittir 2 x artı 4. Bunları da çıkaralım. Eksi 2 x artı kök 5y eksi 4 eşittir 0 buluruz. Seçeneklere bir bakalım. Denklemi bir de eksi 1 ile çarparsak daha iyi olacak. Evet bunu elde ederiz. Evet her şeyi eksi 1 ile çarpınca 2x eksi kök 5y artı 4 eşittir 0'ı elde ederiz. Ve doğru seçenek B olur. Bu problem hayatımda çözdüğüm en uzun ve yorucu problemlerden biri olabilir. Ama neyse ki doğru cevabı bulduk.